Evet. Ya heyecan yapıyorsam? Bir daha alayım. Tamam, bir dakika. Ya kamera karşısında konuşmayan beni anlayamaz. Çok deli bir hal. Neyse, başlıyorum. Sesim şöyle mi dursun? Aloha. Bugün sizlere Yunanistan seyahatimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, yani bugün günlerden pazar günü ve salı akşamı döndüm. Atina'dan 3 gece 4 günlük böyle bir seyahat gerçekleştirdim. Aslında gitmemin amacı ben Schengen vizesi aldım ve Schengen vizem hani aktive olması için diyeyim Yunanistan'a giriş çıkış yapmam gerekiyordu. Yunanistan'dan vizeyi aldığımız için. O yüzden hani ben de açıkçası uzun zamandır yani 2 senedir zaten pandemiden dolayı annemle zaman geçiremediğimiz için ve annem de zaten Atina'yı çok sevdiği için beraber gidelim dedi. Hem beraber zaman geçirelim hem işte ben oralarda zaten annem çok iyi bildiği için seni gezdiririm dedi. O sebeple beraber bir seyahat gerçekleştirdik. Ben vlog çektim. Vlog da büyük ihtimalle bu videodan önce gelir. Bu videoda da Atina'ya dair ve genel böyle Yunanistan'la ilgili ama daha çok Atina yani hani sonuçta oraya gittim. Birkaç bilgi vereyim istedim. Ben aslında daha önce Yunanistan'da Santorini ve Mikonos adalarına gittim. Bir de adını bilmediğim böyle birkaç tane küçük adaya daha gitmiştim ama Samos diyeceğim belki değildir. Yani inanın adlarını hatırlamıyorum. Özellikle 2016-2017'de bir böyle 2-3 kere sanki değişik adalara gittim diye hatırlıyorum. Tek başıma böyle hani sırt çantamı alıp gezdiğim zamanlardı böyle hani yakın nerelere gidebilirim diye. Ama isimlerini hatırlamadığım için şu anda sizlerle paylaşamayacağım. O seyahatlerden birinde de hani bir adaya geçecekken Atina'da böyle bir gün ya gece de kaldım ama ya da böyle bir tam günü orada geçirmiştim. Yaz zamanlıydı ve çok sıcak olduğunu ve hiç sevmediğimi hatırlıyorum. Çünkü gerçekten hani böyle sizi bezdiren bir sıcak oluyor yazın ve ben hani ona bakarak "Aa ben Atina'da yapamam." demiştim o zamanlarda. O yüzden de böyle Atina benim kafamda inanılmaz sıcak ve böyle o zaman hani hep sırt çantamla dolaşmam gerekiyordu işte. Vapur büyük ihtimalle akşam saatlerinde miydi hatırlamıyorum ama böyle perperişan halde olduğum o duyguyu hatırladığım için bir daha Atina'ya gelmem falan duygusuyla ayrılmıştım şehirden. Ama çok yanlışmış çünkü bu sefer bayıldım. Öncelikle zaten Atina Yunanistan'ın başkenti 4-5 milyon kadar kişi yaşıyor. Bunun yanı sıra en kalabalık şehriymiş Yunanistan'ın ve 4 bölge var esas. Hani bizim kaldığımız bölge Kolonaki bölgesi. Ama hani şöyle bir baktım Atina'da hani genel olarak adı geçen hangi bölgeler var diye. Plaka, Monastiraki, Tisio ve Kolonaki bizim kaldığımız işte zaten diye 4 tane bölge var. Gitmek isteyenler için hani böyle bu bölgelerden de size bahsediyorum. Plaka çok turistik bir bölge benim bildiğim kadarıyla. Kolonaki böyle biraz daha hani Nişantaşı vari bir bölge gibi geldi bana. Böyle Nişantaşı bebek gibi geldi bana. Diğer bölgeleri çok bilmiyorum ama hani gitmek, görmek isteyenleriniz varsa hani araştırıp daha da bakabilirler diye paylaşıyorum. Akropolis'i özellikle görün arkadaşlar. Yani biz Akropolis'e gittiğimiz için ben annem hatta gidelim mi gitmeyelim mi ben yıllar önce gitmiştim, sevmiştim ama hani yağmur yağabilirdi o gün. Acaba kötü mü olur? Hani her yer açık çünkü. Hani tarihi bir bölgede olacağız işte açıkta olacağız falan dedi. Ben kesinlikle gidelim dedim hani görmek istiyorum dedim. Zaten Akropolis'in anlamı yüksekte kalan şehir olması lazım. Çok memnun oldum gördüğümü orayı görmeden gelmeyin derim. Şimdi bunun yanı sıra zaten eski ve tarihi bir şehir. Yani tarihi çok 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 eski zamanlara dayanıyor. Ve gittiğinizde bence zaten bunu genel olarak sokaklarda hissediyorsunuz. Ben Atina'dayken sizlerle paylaşayım diye hani böyle şehirde ne hissediyorum, neler gördüm, neler düşünüyorum diye notlar almıştım. Onlardan giderek sizinle paylaşacağım ki hani benim deneyimlerimden belki siz de faydalanmak istersiniz diye düşünüyorum. En azından böyle düşünerek zaten bu videoyu çekiyorum. Öncelikle ben şuna çok şaşırdım. İnanılmaz deli deli araba kullanıyorlar Atina'da. Hani istediğiniz her yerden, yani her yer demeyeyim de birçok yerden kolaylıkla taksi bulabilirsiniz. Ama hani taksi bulmakta ya da böyle taksici arkadaşlarla hiçbir sıkıntı yok. Gayet genel olarak tatlı konuşuyorlar. Zaten Yunanlılar hani bize de benziyor. Birbirimize benziyoruz.
Her ne kadar aramızda böyle saçma sapan hani bizi böyle biliyorsunuz hani çekişmeler oluyor ya ara ara. Hani Yunanistan, Türkiye o siyasi şeylere hiç girmek istemiyorum. Gayet birbirimize benziyoruz. Yemeklerimiz de zaten benziyor. Ama onlar da aslında bizim gibi deli deli araba kullanıyorlar. O beni biraz ürküttü. Hani İstanbul'da da bu böyle. En azından İstanbul'da yaşayanlarınız bunu çok biliyordur yani. Trafikte ben hep şunu diyorum. Yani Allah korusun diyeyim, hiçbir kaza falan yapmayalım. İyi şoför olduğuma inanıyorum arkadaşlar ama arkadaşlarım bilir, hep derim İstanbul'da araba kullanmak asla içimden gelmiyor. Ve Atina'da da araba kullanmak hiç içimden gelmez. Çünkü böyle hani o kadar hız yapıyorlar ki ve hani insanları da böyle milim geçiyorlar falan. Hatta bir de zaten eski bir şehir olduğu için sokaklar da dar. Hani öyle kolay kolay herkes orada bence her babanın harcı değildir mi? Her yiğidin bir cümle vardır ya. Hani herkes kolay kolay oralarda araba kullanamaz bence. Böyle diyorum ki kesin o aynaya çarpacak işte o arabanın aynasına kesin bir şey olacak falan. Gözlerimi kapadım birçok zaman hani taksiye bindiğimizde. Hatta bir yerde de böyle bir taksici arkadaş geri geri giderken arkasına bakmamış. Yani kadın böyle geldi ne yapıyorsun falan dedi. Ya yani tabii ki de hep böyle değildir ve umarım hep deli deli araba kullanmıyorlardır. Ama bu benim ilgimi çeken noktalardan biri oldu. Şimdi bir diğeri biz Kolonaki bölgesinde kaldık ve farklı bölgeleri var yazmışım. Bunun yanı sıra hani eğer oraya gidip de nerede kalayım Kardelen hani sen nereyi önerirsin ya da hani böyle değişik seçenekler ne var derseniz ben zaten annemin daha önce kaldığı bir butik otel vardı. Anladığım kadarıyla da orası daha önceden böyle bir apartman dairesiydi. Sonra butik otele çevrilmiş. Orada kaldık. Hani memnun kaldım ama yine vlogda zaten sizlerle paylaştım. O da çok küçük arkadaşlar. Ki bizim odamız yani hani standardın bir üstüydü. Hani küçük olmasıyla ilgili de benim sıkıntım yok. Ama hani belli bir ücret ödüyorsam biraz daha ferah bir oda isterdim. Yukarıya böyle tavana resim koymuşlar ama yine de bana basık geldi. Annem Covid durumlarından dolayı otelde kalmak istedi. Hani Airbnb yapmayalım dedi. Bana kalsa ben Airbnb'yi tercih ederdim. Ama siz hani bence ilk önce Airbnb'ye bakın derim. Belki bütçenize daha uygun olabilir hatta bilmiyorum. Oteller mi daha pahalı? Tabii ki de makul fiyatlı oteller de vardır. Hani orta bütçede ve yüksek olarak hani bütçenize göre otel bakabilirsiniz. Ama bugünlerde hani yine maske yasakları kalkmış olsa da ben sanırım Airbnb'yi daha güvenli buluyorum. Bir de böyle bir hani orada olan birinin evini kiralamak sanki böyle daha oraya ait hissettiriyor beni. Yani daha otellerde kalırken turist gibi hissediyorum. O açıdan da ben genel olarak Airbnb'yi tercih ediyorum. Tabii ki de her zaman Couchsurfing opsiyonunuz da var. Bilmeyeniniz varsa ben Danimarka'da Couchsurfing ile ilgili bir video çekmiştim. Onu şuralara bir yerlere koyalım. Hani Couchsurfing nedir, neden bahsediyorum? Ona da bir göz atabilirsiniz. Şu an ondan bahsedip videonun süresini uzatmayayım diyorum. Ve bir sonraki noktam yani bir sonraki konu evler ve binaların çok eski olması. Bu da benim çok ilgimi çekti. Annem buradaki evler hani İzmir'deki evlere çok benziyor. Zaten Atina bana göre dedi böyle İzmir'e çok benziyor dedi. Ben hep İzmir'i anımsatıyor bu şehir bana dedi. İzmir'i ben çok iyi bilmiyorum. Birkaç kere gittim ama ben daha çok böyle apartmanların girişleri eski, böyle mermer genelde. Onları da size çektim. Her evin yani ya da birçok evin böyle balkonu var. Balkonlarında bitki besliyorlar. Hani bitkiler var hep böyle yeşillikler. Bana Kadıköy'ü biraz anımsattı açıkçası. Ben böyle kendimi Kadıköy'de gibi hissettim ve ben öyle eski apartmanları çok severim. Hep böyle yaşanmışlıklar falan var. O açıdan da çok hoşuma gitti. Bunun yanı sıra bitki seviyorlar. Zaten hani dediğim gibi her evin balkonunda bitki görmeniz muhtemel. Limon ve portakal ağaçları var arkadaşlar. Yani yürürken beni en şaşırtan noktalardan biri bu oldu. Böyle hani birçok sokakta nereden geçersek geçelim yani her yerde ve her sokakta değil ama birçok sokakta limon ve portakal ağaçları vardı. Mandalina ağaçları ve böyle sarkıyor. Hatta anneme şey dedim, herhalde Türkiye'de olsa hani bunu şimdiye kadar çoktan almışlardı, yemişlerdi. Hani yere düşen mandalinalar, portakallar falan var ve birinin bahçesi falan da değil, sokakta. Hiç kimse toplamıyor. Ben şey de düşündüm, acaba dedim hani saygılarından dolayı mı bunu yapıyorlar? Yoksa kimsenin ihtiyacı mı yok? Ya da
Bilmiyorum hani belki bir yasa var hani ağaçtan meyve koparamazsınız falan öyle koruyorlar mı? Bilemedim yani onun bir uygulaması vardır herhalde. Çünkü o kadar çok meyvenin hani hiç kimse de ben yürürken böyle bir mandalina koparırsın bir portakal. Bana bir tuhaf geldi o ama inanılmaz güzeldi. Yani biz zaten Şubat ayının sonlarında oradaydık ve baya böyle her yerde mandalina, portakal, limon ağaçları gördük. Kahve dünyası diyeyim genel olarak Atina'da muhteşem. Yani zaten benim duyduğum kadarıyla Yunanistan'ın her yerinde kahve çok iyi dediler. Hatta benim annemin üniversiteden arkadaşının kızı Yunanlı biriyle evlendi. Ve oradayken onunla bir akşam yemeği yedik. Benim de bebeklikten arkadaşım hani aynı sene doğduk galiba o benden 6 ay küçük olması lazım Selin. Vlogda da onu çektim görürsünüz. Selin şey dedi yani Kardelen özellikle çünkü ben böyle nereye gidersem nerede seyahat edersem hani en iyi coffee shopları böyle kahve içebileceğim yerleri hep gezerim böyle bulurum bilirsiniz siz de artık vloglardan belki. Dolayısıyla da böyle hani Selin dedim burada nereler var? O da dedi ki hani hiç öyle araştırmana gerek yok. Burada nerede kahve içersen iç emin ol çok iyi kahveler gelecektir ve her kahveden memnun kalırsın dedi. Ben de yani memnun kaldım. Yani Türkiye'de de zaten artık o kadar çok coffee shop diyeceğim hani kahve yani içebileceğimiz yerler böyle espresso bazlı kahve içebileceğimiz ya da filtre kahve içebileceğimiz yer açıldı ki gerçekten bayağı güzeldi. İki yere uğradım. O iki yeri de sizlerle vlogda paylaştım. Özellikle o iki yerin birkaç yer daha vardı aklımda. Hani daha uzun kalabilseydik ama o iki yerin kahvesinden bayağı memnun kaldım arkadaşlar. Hatta kendime videonun sonunda gösteririm. Şu arkaya koydum şimdi alırsam notlarımı falan oynatmayayım. Bir yerden Taf diye bir yerden kahve aldım. Müthiş güzeldi tadı. Dün denedim ilk defa evde. Bu böyle. Sosyoekonomik dengesizlikler var demişim. Çünkü orada da evsizler vardı. Dilenen çok fazla insan vardı. Çok fazla çocuk vardı. Bu beni şaşırttı. Hatta bir yerde hani bir arkadaş böyle garson arkadaşımızdı galiba. Ha, biz bir şey vermek istedik. Bir tişört mü, bir atkı mı vermek istedik? Hani bunu verebilir misiniz dedik tam kalkarken. İşte burada hani yardıma muhtaç birine. O da dedi ki hani biz böyle bir şey yapmayız çünkü genelde dilenenler hep kandırıyor dedi. Ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum ama yani zaten bu hani Türkiye'de de oluyor. Kandıranlar da oluyor, kandırmayanlar da oluyor. Ama bu beni bayağı şaşırttı ve aynı zamanda evsizlerin olması. Hani bir yerde böyle inanılmaz şık bir restoran, onun iki sokak ötesinde hani bir evsiz arkadaşımızın yerde yatması falan beni böyle bilmiyorum çok etkiliyor bu sahneler. Hani bu Atina'da da var. Yunanistan'ın pardon hasta olduğum için çok fazla yutkunuyorum ve Yunanistan'ın başka yerlerinde de var mı bilmiyorum ama en azından Atina'da böyle bir şey mevcut. Yazın çok sıcak ve nemli, kışın kuru ve soğuk. Bunun yanı sıra bir de kahve fiyatları ile ilgili de şunu söyleyeceğim. Zaten yazmışım. Genel olarak yani 3 euroya kahve yok gibi bir şey. 4-5 euro civarı ve bu tabii ki de hani hiçbir şeyi Türk lirasına çevirmemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten böyle koyuyor eğer ki çevirirseniz ama 4-5 euro civarlarında işte bir cortado, flat white hani içmek isterseniz. Pazar günü her yer kapanıyor arkadaşlar. O yüzden hani oraya gidip gezmek isterseniz ya her yer dediğim birçok yer kapanıyor. Ama ona göre bir plan yapmanızda ve buna göre hazırlanmanızda fayda var. Bunun yanı sıra da size hani kaç gün kalayım Kardelen derseniz bence minimum özellikle ilk defa gidiyorsanız Atina'ya 4-5 gün kalın derim. Yani 4-5 günde de tabii ki de bütün Atina'yı, bütün böyle bölgelerini falan keşfedemezsiniz. Ama yine de böyle Atina'ya dair biraz bilgi sahibi olursunuz. Ben orada National History Museum muydu? Tarih müzesiydi galiba. Böyle birkaç müzeye gitmek istedim ama özellikle tarih müzesinde fotoğraf sergisi mi vardı? Öyle bir şey söylemişti biri. Ben fotoğraf sergileri gezmeyi çok seviyorum. O yüzden de hani eğer ki giderseniz sizin de böyle fotoğrafa meraklıysanız tabii ki fotoğraf sergilerini kovalayabilirsiniz. Tarihi müzeleri zaten gezin. Ben çok fazla tarihe meraklı değilim şahsen ama Atina'da o anlamda yani bayağı tarihe doyacağınıza eminim. Bunun yanı sıra hani para birimi zaten euro ve başka böyle genel olarak düşündüğümde size bahsetmek istediğim bir şey var mı? Ha, bir de şu geldi aklıma.
€3,20 taksinin, hani böyle minimum, bizde minimum fare işte, hani minimum ödemeniz gereken tutar €3,20. Onu söyleyeyim. Bunun yanı sıra da ulaşımı nasıl sağlayabilirsiniz? Metrolara binebilirsiniz. Hani metro zaten bayağı iyi. Yalnız metrolarda hani yan kesicilik olabiliyor dediler. Genel olarak hani ne böyle çok tehlikeli ne de çok güvenli bir şehir olarak geçiyor Atina benim araştırmama göre. Hani güvenli ama yine de dikkat etmekte fayda var diyorlar. Böyle arkadaşlar, hani böyle daha detaylı çokça hani videoyu uzatmamak adına da bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü vlog da çektim ve vlogda da zaten size genel olarak ne yaptık, ne ettik, nerelerde yemek yedik, bol bol yemek yedik. Onları da paylaştım sizinle. O yüzden zaten büyük ihtimalle vlogu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bu videoyu izlemeden önce, izlemediyseniz de bu videodan sonra dilerseniz şuraya bir yerlere koyalım. Vlogu izleyebilirsiniz. Bayağı gerçekten dolu bir vlog olduğunu düşünüyorum. Yine de Atina ile ilgili ya da Yunanistan'la ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumları aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Eğer ki zaten hani bilgim dahilindeyse ya da tecrübe deneyim sahibiysem o konuda seve seve sizinle zaten paylaşırım yanıtlarımı diyorum. Ve bu videoyu beğen... Bir dakika, bundan önce Instagram'dan takipte kalmak isterseniz Instagram'ımı şuraya... Sanırım bu sefer doğru söylüyorum. Hep yanlış, bunu tutturamıyorum. Buraya da buraya bir yerleri bırakacağım. Instagram'dan takipte kalabilirsiniz. Oradan daha zaten böyle storylerle falan anlık iletişimde bulunmuş oluyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo. Gerçekten yani bugün böyle işte çok yutkunuyorum, sesim çok iyi değil, biraz hala kendimi kırgın hissediyorum. Hani bu işte fiziksel olarak hani daha kulaklarım tıkalı, çok iştahım yok, tat alamıyorum falan ama gribim yani. Hani endişelenmeyin, gerçekten korkuyorum bayağı ama gribim o yüzden. Neyse, ama yine de sizlere böyle video çekmek istedim, sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü umarım ben size, sizin bana iyi geldiğinizin böyle üçte biri kadar iyi gelebiliyorumdur. Çünkü bu beni çok motive ediyor sizlerle bir şeyleri paylaşmak. O yüzden de tekrardan mahalo diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Size demin bu arada bahsettiğim kahveyi gösteriyorum. Taf diye bir yere gittim dedim ya. Bir de Samba Cafe Roasters galiba, yani vlogda göreceksiniz. Şu dün demledim, Mokapot'ta yaptım ben. Efsane arkadaşlar. Yani Atina'ya giderseniz muhakkak Taf'tan kahve alın. Hatta mümkünse bana da alın. Ben size ödemeyi bir şekilde iletirim yani. Onu konuşuruz, hallederiz. Gerçekten çok güzel kahve ya. Yani bilmiyorum, bayılırsınız bence. Ya ben çok sevdim en azından. Şöyle.